Samsat. Antik çağlardaki adıyla Samosata. Eski çağların Fırat kıyısındaki önemli başkentlerinden biri olan Samsat, Mezopotamya, Suriye ve Mısır'dan Anadolu'ya uzanan askeri ve ticari yolların kavşağında kurulmuş, tarihi kaynaklarda 4000 yıldır adı geçen eski bir yerleşim. Bu eski yerleşimin bugünkü sakinleri, bir süredir yörede gerçekleşmekte olan büyük bir değişimle iç içe yaşıyor. Tarihi sayılabilecek bir sürecin en yakın tanıkları oluyorlar. Ülkemizde Ekim 1985'te yapılan sayıma Samsatlılar da katıldılar. Ancak onlar hepimizden farklı olarak doğup büyüdükleri ilçelerinde sular yükselmeden son kez sayıldılar. Bugüne kadar yaşasın veya ölmüş olsun, kız veya erkek kaç canlı çocuk sahibisiniz? 14. Doğan bu çocuklarınızdan halen kaç yaşamaktadır? 13. Son bir yıl içerisinde ölü veya canlı herhangi bir doğum yok? Yok. Peki son bir yıl içerisinde bir yaşını doldurmadan ölen çocuğunuz var? Hayır. Münge Hanım geçen hafta para veya mal karşılığı herhangi bir işte? Çalışma. Adıyaman iline bağlı bir ilçe olan Samsat, Atatürk Barajı göl alanı içerisinde kalan tek ilçe merkezimiz. Sular yükselmeden yeni bir hayata hazırlanan Samsatlıların dileklerini Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat şöyle dile getiriyor. Atatürk Barajı'nın sular altında kalacak olan Samsat ilçesi yerine yeni bir Samsat kurulması kararını takdirle karşılıyoruz. Modern, çağdaş bir Samsat kuruluyor. Hepimiz mutluyuz, gururluyuz. Ancak yeni bir Samsat kurulması fikri sorunlarını sadece bir kısmı çözmektedir. Şöyle ki, Samsat ilçe merkezinin mevcut nüfusu 2700'dür. Yeni Samsat'ın nüfusunu ise 10-15 bin olması beklemektedir. Çünkü Samsat halkının yanı sıra sular altında kalacak civar köylerden de yeni Samsat'a
iskan için başvuranlar vardır. Bu yörede halkın hemen hemen tümü çiftçilikle geçinmektedir. Çoğunluğunun toprağı yoktur ama onlar da yarıcı olarak çalışmaktadır. Yani halk çiftçilikten başka herhangi bir sanat bilmez. Tarlalarının çoğunluğu da sular altında kalacağından yeni Samsat'ta yerleşenler ne yapacaktır? Geçimleri neyle sağlayacaktır? Cumhuriyet tarihinde bir ilçe ilk defa tümüyle başka bir yere nakledilmekte ve örnek modelin bir kaza kurulmaktadır. Bu örnek davranışın bütünlük kazanabilmesi için yeni Samsat halkı için yeni iş imkanları sağlanması gerekir. Yeni Samsat'ın yaşayabilmesi için bu şarttır. Bu yeni iş imkanları kanımca üç şekilde sağlanabilir. 1- Çevrede sulu tarım yaparak. 2- Yeni Samsat'ta sanayi tesisleri kurarak. 3- Baraj inşaatından yeni Samsat'ta işçilere öncelik hakkı tanıyarak. Yeni bir Samsat kurulması kararını alarak bizi mutlu kılan yetkilerden yeni iş imkanları da yaratarak mutluluğumuzu sürekli kılmalarını bekliyoruz. Atatürk Barajı göl alanından etkilenen yurttaşlarımızla ilgili olarak alınan önlemleri ise Adıyaman Valisi Kemal Esensoy şöyle açıklıyor. Aşağı Fırat projesi kapsamında bulunan Atatürk Barajı'nın 817 bin dekar olan göl alanının yaklaşık 490 bin dekarlık bir bölümü ilimiz hudutları içerisinde bulunmaktadır. Teşekkür edecek baraj gölünden Samsat ilçe merkezimiz dahil olmak üzere toplam 60 yerleşim yerimiz etkilenmektedir. Baraj gölü iki kademede teşekkür edeceğinden su altında kalacak yerleşim yerlerimiz de iki ayrı etapta baraj gölü altında kalacaklardır. Birinci kademede Fırat Nehri'nin sularının derivasyon türeline verilmesinden sonra 432 metre olan Batardo kutu altında kalan alanlar sular altında kalacak ve Batardo Gölü'nün altında da Samsat ilçemiz dahil olmak üzere bu ilçeye ve Kahta Gerger ilçelerine bağlı 15 yerleşim yeri ilk planda sular altında kalacaktır. 1986 yılı içerisinde Fırat Nehri'nin mecrası değişecek, suları derivasyon tüneline verilecek ve bu yerleri aynı yıl içerisinde tahliye etmek zorunda kalacağız. İkinci etapta, yani Atatürk Barajı'nın inşaatının tamamen ikmal edildikten sonra maksimum kod diye adlandırdığımız 542 kod altında kalan bölgede teşekkür edecek asıl baraj alanı içinde de 44 yerleşimimiz su altında kalmaktadır. Bunun tarihi de Atatürk Barajı'nın bitim tarihi olarak tespit edilen 1990'lı yıllara rastlamaktadır. Hiç şüphe yok ki burada en önemli konu yerleşim yerleri ve arazileri baraj gölü altında kalacak vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden yeni yerleşim yerlerine iskan edilebilmeleri ve süratle üretici duruma getirmeleridir. İşte bu durumu değerlendiren hükümetimiz Samsat ilçe merkezini bugünkü ilçenin 7 kilometre kuzeyinde bulunan ve teşekkür edecek baraj gölü kıyılarına rastlayan Örentaş ve Yarımbağ köyleri arasındaki yaklaşık 200 hektarlık boş bir alana nakledilmesini kararlaştırarak bu konuda gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Yeni Samsat imar planında 1250 adet konut alanı ayrılmış, her parsel 450 metrekare olarak tespit edilmiştir. İmar planında ayrıca resmi kurumlar, sosyal tesisler ve yeşil sahalar için yeterli oranda alanlar ayrılmış bulunmaktadır.
İlk planda 10 bin nüfus esasına göre hazırlıkları tamamlanmış bulunan yeni Samsat ilçesinin ileride maksimum su kotu altında kalacak yerleşim yerleri de göz önünde bulundurmak suretiyle 20 bin nüfusu barındırmaya müsait gelişme alanlara da düzenlenmiş bulunmaktadır. Yapılan planlamada başta ulaşım, yerleşim ilişkileri olmak üzere yaya, trafik ayrımları ve yeşil alan düzenlemeleri olmak üzere çağdaş şehircilik prensiplerine sadık kalınmaya büyük özen gösterilmiştir. Yeni Samsat ilçesinin kurulmasında kesinlikle çarpık şehirleşmeye meydan verilmeyecek ve modern şehirciliğin gerektirdiği bütün şartlara uyulmak suretiyle modern ve yeni Samsat'ı burada yaşayan vatandaşlarımızla birlikte kuracağımıza inanıyorum. Bu arada Samsat bölgesinin en iyi kalitede pamuk yetiştirmeye elverişli arazileri bulunması nedeniyle ilk planda bu bölgede bir çırçır fabrikası kurarak ileride bunu iplik sanayine dönüştürmek ve burada yaşayan vatandaşlarımıza yeni iş sahaları açmak kararındayız. Ayrıca bu bölgemize çeşitli el sanatları da getirmek suretiyle yeni ilçeye iskan edilmiş olan vatandaşlara bir uğraşı bulmak ve gelir düzeylerini artırmak da hedeflerimizin başında gelen bir olgudur. ...1985 yılının son günlerinde Samsat ilçe merkezinde Kaymakamlık Kupası final maçı yapıldı. Ve Baraj Spor, Samsat Belediye Spor'la karşılaştı. Sular yükselmeden Samsat'ta gerçekleştirilen son etkinliklerden biri olan bu turnuvayı ve kupayı Baraj Spor kazandı. Yöre bütününde olduğu gibi Samsat'ta da hayat tarıma bağlı üretimin gereklerine bağlanmıştır. Düğünler genellikle hasat kaldırıldıktan sonra gerçekleştiriliyor. Görüntülenen bu düğün belki de Samsat'ta yapılan son törenlerden biri.
Kesin şu Fırat'ı. Bu yıl akmasın. Bu yıl akmasın. Etrafına taşıp yakıp yıkmasın, yakıp yıkmasın. Talihsiz babamı alıp gitmesin, biricik yavruları yetim komasın, yetim komasın. O yaman Fırat, dertliyim Fırat. Zalimsin Fırat, ne deyim Fırat. O yaman Fırat, dertliyim Fırat. Zalimsin Fırat. Başına buyruk, acımasız Fırat. Ağıtları, hoyratları zorlayan Fırat. Hayallere, umutlara sığmayan Fırat. Bir yanı korku, bir yanı bereket olan Fırat. Fırat ve Dicle arasında uzanan ve Mezopotamya denilen geniş ovalar, çağlar boyunca bereket sembolü olarak anıldı. Tarih içinde büyük uygarlıklar zamana, kültüre, çevreye ve teknik gelişme düzeyine bağımlı olarak su ve rüzgar gibi tabii enerji kaynaklarını insanlık hizmetinde kullanmışlardır. Pers, Mısır, Yunan, Roma, İslam ve Osmanlı gibi uygarlıkların Akdeniz çevresinde kurulmuş olması, buradaki büyük su kaynaklarının varlığıyla açıklanabilir. Türkiye'de akarsu kaynakları arasında Avrupa'nın en zengin 3 ülkesinden biridir. Ancak bugün ülkemizdeki su kaynaklarının sadece 10'da birinden yararlanılmaktadır. Sadece Güneydoğu Anadolu bölgesi, ülkemizin en büyük iki akarsuyuna ve toplam hidroelektrik potansiyelinin 1/4'üne sahiptir. Güneydoğu Anadolu bölgesi, yeraltı kaynakları açısından da ülkemizin en zengin yörelerinden biridir.
Bütün bu zengin potansiyele rağmen bugün Güneydoğu Anadolu insanı ve toprağı suya hasrettir. Su Fırat olur alıp başını gider. Su Dicle olur alıp başını gider. Yöre insanı ise sık sık yağmur duasına çıkar. Tarıma uygun ekilebilir alanların büyük yer kapladığı Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaz kuraklığının uzun ve şiddetli olması, tarımda çeşitliliği ve verimi olumsuz yönde etkilemekte ve hayvancılığın gelişmesini de engellemektedir. Bugünün 50 milyonluk Türkiye'sini 2000'li yıllara hazırlamayı amaçlayan Güneydoğu Anadolu projesi, birbiriyle ilişkili olan, birbirini tamamlayan bir dizi temel yatırımlardan oluşmaktadır. Esas olarak enerji üretimi, sulama, hayvancılık ve tarımın geliştirilmesi amacıyla yapılan bu yatırımların yanı sıra, proje ulaşım, sanayi, sağlık ve eğitim gibi alanlarda gerçekleştirilecek altyapı hizmetlerini de kapsamaktadır. Bu büyük projenin iki temel kaynağını Fırat ve Dicle nehirleri oluşturuyor. Bu nehirler üzerinde enerji üretimi amacıyla yapılan yatırımlar sonucu yılda toplam 22 milyar kilowatt saat elektrik enerjisi üretilmesi öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu projesi, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Siirt ve Diyarbakır illerinin sınırları içinde yer alan 20 milyon dönüm tarım arazisinin sulanmasını hedeflemektedir. Sulu tarımla birlikte halen kuru tarım üretiminin hakim olduğu bölgede endüstriyel bitkilerin ekimi ve yılda birden fazla ürün elde etmek mümkün olacaktır. Projenin gerçekleştirilmesi sonucu bölgede oluşacak yapısal değişikliklere bağlı olarak 3 milyondan fazla insana yeni iş sahalarının açılacağı tahmin edilmektedir.
Geleneksel ilişkilerin değiştiği süreçlerde içimizde eskiyle yeninin çatıştığını hissederiz. Çünkü insan yaşadığı çevreye ve zamana sadıktır. Bu yüzden Fırat kıyılarında sular yükselirken hüzünle coşkuyu bir arada yaşamak mümkün. Bugün Güneydoğu Anadolu'da olup bitenler sadece bir büyük projenin gerçekleştirilmesiyle sınırlı değil. Bu aynı anda Cumhuriyet insanının toprağın bereketine, suyun gücüne ve kendi yaratıcı kimliğine sahip çıkma mücadelesidir.